ETF Store Başkanı'nın açıklamalarını değerlendireceğiz. Ve bu haftaki beklentiler üzerine konuşacağız. ETF Store Başkanı Nate Gerase, Bitcoin Spot ETF'lerin bu hafta onaylanabileceğini açıkladı. Yani tabii bu tarz açıklamalar dediğim gibi biraz tehlikeli olabiliyor. Çünkü yatırımcılarda belli bir bakış açısı ve belli bir nasıl diyeyim beklenti oluşturuyor. Daha sonra tersi çıktığı zaman ki tersinin çıkma ihtimali çok daha yüksek. Bu noktada yatırımcılar zararına çıkışlar yaptığı bile ne yazık ki piyasa içerisinde görülen bilinen olaylar arasındadır diyebiliriz. Bir diğeri ayın 17'sine kadar evet Hashdex'in başvurusu aynı zamanda Franklin Templeton'ın başvurusu mevcuttur. Ayın 21'inde de ikisinki olacaktır. Fakat ben bunların onay alacağını pek zannetmiyorum ki artık neredeyse bir gün kaldı bile diyebiliyoruz ETF'lerin onaylanmasına. Şunu söylemek lazım. Zaten ETF'ler onaylanmasına dedim. İnşallah onaylanır yani. Diyebileceğim bir şey yok fazla. Dilim sürçtü tabii. Bu noktada ETF kararı vermesine çok az bir zaman dilimi kaldı. Bunun nasıl bir sonuç alacağı %99 ihtimalle ertelenecek diyebiliriz. Ya bu açık gibi bir şey. Çünkü hala yapılması gereken pek çok şey olduğunu söylemek istiyor. Yani hala yapılması gereken çok iş var SEC tarafından. Daha çok yeni bir takım yeni başvurular yapıldı. Daha bunları adamakıllı inceleme fırsatı bile bulunmadı SEC'in. O yüzden toplu onay vermeleri şart. Toplu onay vereceksin. Yakın zaman içerisinde başvurular yapıldı. Sonuç ne? Yani nasıl hafta içerisinde bunu onaylayacak? Bu ihtimal çok düşük olacaktır. O yüzden yatırımcıların beklemesi gereken zaman dilimi bence bu hafta olmamalıdır ki şunu da tekrar dile getirelim. SEC ne kadar ertelerse bu piyasanın o kadar işine gelecektir. Çünkü beklenti artacaktır ve balinalar toplamaktan başka hiçbir çare bu şartlar altında bulamaz. Bunu kesin olarak söyleyebilirim yani. Investor Başkanı Gerasi'nin spot Bitcoin ETF başvuruları için onayın bu hafta verilebileceğini açıkladı ve kripto para piyasası büyük bir heyecanla bu olayı bekliyor. Ya arkadaşım yani dediğim gibi bu hafta onay beklememek gerekecektir. Zaten son gün mesela son güne bırakıyorsa büyük bir ihtimalle reddedecek. Çünkü genelde günler öncesinden bu verilir. Mesela daha önce şey demiştik. 1-10 Ocak tarihi arasında onay gelebilir. Yani bu da kısmen sürpriz. Neden? Çünkü günler öncesinde onay veriyor. Tabii şu anda hükümet kapanması durumu mevzubahis. Bunun da erken bir onayı tetikleme ihtimali var. Ama buradaki asıl soru SEC'in eli ayağına dolaşacak mı? Bunu görmek gerekecek aslında ve bunun da tabii kesin bir cevabı yok. O yüzden maksimum 2024 Ocak'ta kabul görecektir diyoruz. Zaten son güne bırakırsa bu noktada patlar. Çünkü en az belki bir hafta, 3 gün, 5 gün olmadı. Belli bir süre önce yani adamlar onay verecekse veriyor. Son güne kaldıysa %95 o reddedilir. Reddedilir değil, ertelenir ya da onaylanmaz daha doğrusu. SEC'in 19b4 onay emirlerini yayımlamak için küçük bir aralık bırakmasıyla spot Bitcoin ETF'lerin izleme süreci devam ediyor. Piyasa gözlemcileri arasındaki fikir birliği, SEC'in son derece rekabetçi pazar olması beklenen piyasada herhangi bir ihracçıyı kayırıyormuş gibi algılanmaktan kaçınmak için spot Bitcoin ETF'lerini büyük olasılıkla toplu olarak onaylayacağı yönünde aynen hani bu sadece mevcut SEC'in politikası değil. Farklı kurumlar içerisinde yine buna çok benzer bir şekilde %99 hareket etmiştir. Mesela bir kuruma talep var. Belli bir ürün için vesaire onun için ve farklı taraflardan bu yöne geliyor. Bu toplu şekilde onaylanmak durumundadır. Yoksa rekabet ölür. Zaten bu şekilde olmasa ülke genelinde problemler yaşanacaktır. Yani kalıcı olarak
Eğer bu sürekli ve kurumlar tarafından uygulanan bir durum olmasa. Tamam mı? Dolayısıyla zaten SEC'in mevcut durumundan ziyade SEC'in başında kim olursa olsun yapılması gereken ya da diğer benzeri kurumlar tarafında da bizim gördüğümüz husus yine bu şekilde bir olay. Bu bırakılan ona yaralı SEC'in mevcut tüm spot Bitcoin ETF başvurularını aynı anda başlatma planı takip etmesini sağlaması açısından önem taşıyor. Ancak diğerlerinden daha geç başvuruda bulunan birkaç ihratçı nedeniyle bu aralık 17 Kasım'da kapanacak. Evet. 17 Kasım'dakine zaten şöyle bir şey var. Bakın. Eğer ki 17 Kasım'dakine onay verilmezse, ertelenirse 21'indeki de ertelenir. Çünkü bunlara onay vermedi. Yani bunları erteledi demek. Evet, hala yapacak işimiz var demek. O yüzden zaten bunları tutup da adamlar erteleyip 21'inde onay vermezler o saatten sonra. Onu anlatmaya çalışıyorum. Orada bunlar ertelenirse 21'indekini de kafadan sil zaten. O da ertelenecektir. Başvuru zamanı geciken başvurular kamuya açık bir yorum dönemine girecek ve SEC'in bu dönem Ocak ayı başında sona erene kadar bunları onaylaması pek olası değil. Bu yüzden bu hafta onaylanması beklenen spot ETF başvuruları arasında diyor, sonradan yapılan bu başvuruların onaylanması beklenmiyor. Bunu aylar önce daha Temmuz gibi bu konuyla alakalı uzunca konuştuk. Yakın zaman içinde de konuştuk da ilk konuştuğum zamanları söylüyorum. ETF başvurusunun yapılması piyasa için genel olarak orta ve uzun vadede çok iyi bir şeydir. Fakat kısa zaman dilimi içerisinde eğer bir olumsuzluk olarak görülecekse tek olumsuzluğu SEC'in potansiyel onay zamanını, onay sürecini, vaktini uzatacak olmasıdır. Tamam? Çünkü adamlar sonuçta onu da değerlendirecekler ve ona göre onay verecekleri için ne kadar çok iş dolayısıyla o kadar çok vakit gerektiriyor. Bu 19b4 onay emirlerinin yalnızca spot Bitcoin ETF'lerinin kendi borsalarında listelenmesine ve işlem görmesine izin vereceğini unutmamak önemli. SEC'in hala her bir ihratçının kayıt beyanını onaylaması gerekecek. Bu da gerçek lansman zamanlaması için çok önemli ve daha sonraki bir tarihte gelmesi bekleniyor. Evet, ya piyasada genel olarak durumlar böyle. Tabii bütün bunlara rağmen BTC'nin şu anda deneyen ve bırakmayan hareketler yapması da gayet iyi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.